Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda çok çok önemli iki konuyu ele alacağız. Özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Bunlardan bir tanesi Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'de kiralık bir kasada Altınları bulunan bir vatandaşımızın, gurbetçimizin başına nelerin geldiğini anlatacağım. Diğer bir önemli konu ise yine yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de banka hesabı olan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Bildiğiniz üzere Türkiye yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın banka bilgilerini 2019 yılına ait bilgileri vermeye başladı. Hangi ülkeler olduğunu sizinle tek tek paylaşacağım ve Bundan sonra neler olacak? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı neler bekliyor? Bunların hepsini tek tek anlatacağım değerli izleyicilerimiz. Belçika'da yaşayan gurbetçi bir vatandaşımız 2014 yılından beri biriktirmiş olduğu altınlarını güvenlik gerekçesiyle Afyon'un Bolvadin ilçesindeki bir devlet bankasında kiralamış olduğu kasaya koydu. Gurbetçi vatandaşımız tam 8 kilo olan altınlarının Kasaya en son gittiğinde yerinde olmadığını, çalındığını gördü. Yani gurbetçi vatandaşımızın kiralık kasadaki 8 kilo altını buhar oldu. Nasıl oldu? Kasa odasına inen gurbetçi vatandaşımız altınların yerinde olmadığını görünce yetkilileri çağırdı. Yapılan kontrollerde kasalardan birinin boş olduğunun belirlenmesi üzerine gurbetçi vatandaşımız avukatı aracılığıyla emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine banka şubesine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kasada aile üyeleriyle birlikte çok sayıda kişinin parmak izine rastlanırken savcılık da olayla ilgili olarak geniş bir soruşturma başlattı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan gurbetçi ailenin avukatı müvekkilimin ve eşinin 2014 yılından bu yana kullanmış oldukları bir banka kasası mevcut. Bu kasa birçok kişinin bildiği bir kamu bankasının Bolvadin şubesine ait. Bu banka kasasına müvekkillerim kendi birikimlerini, çocuklarının gelecekleri için topladıkları birikimleri muhafaza ediyor. Bu kasalardaki altınlar yaklaşık olarak 7-8 kilo kadar. Güncel fiyatlarının 21-25 milyon lira arasında olduğunu düşünüyoruz dedi. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Bu iddialar inanılır gibi değil. Biliyorsunuz kiralık kasaların iki tane anahtarı olur. Bir tanesi sizdedir, bir tanesi ise bankadadır. İkisi bir araya gelmeden bu kiralık kasalar açılmaz. Açılmaz diyoruz. Demek ki açılmış. Şimdi değerli izleyicilerimiz, devletin bankasında bu oluyorsa diğer bankalarda kim bilir neler oluyor. Vatandaş Gerçekten ne yapsın kardeşim? Ben size bu olayla ilgili neticeyi şimdiden söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacak. Üzülerek söylüyorum bunu. Gurbetçi vatandaşımız bu altınların üzerine soğuk bir su içecek. Diyeceksiniz ki nasıl olur? Evet. Bu kiralık kasanın içerisinde ne olduğunu bu gurbetçi vatandaşımızdan başka kimse bilmeyecek. Şimdi banka hakkında şikayetçi oldu. Bankanın avukatları ne diyecek biliyor musunuz? Hiç böyle bir şey yok diyecek. Bu kasada ne olduğunu biz bilemeyiz diyecek. Doğru bilemezler. İçinde tonlarca altın da olsa banka kabul etmeyecek. Yok diyecek. Şimdi vatandaş ne yapsın merak ediyorum. Şimdi bu vatandaşımız almış olduğu altınların faturasını bulabilirse vesaire bulsa da bunların bir önemi yok. Çünkü bankaya getirdiğini nasıl ispatlayacak? Bir poşette, çantada getiriyordur, kasaya koyuyordur. Kimse göremez ki. Banka görevlisi de göremez bunu. Kasayı açar banka görevlisi kasa dairesinden çıkar işin bitince sen de kapatırsın kasa görevlisi de gelir o da kontrol eder bu kasanın kapağının kapalı olup olmadığını sen anahtarını alırsın kasa görevlisi anahtarı alır gider bitti bu kadar maalesef yani yazık olmuş diyorum arkadaşlar 25 milyon TL değerinde artı yılların emeği. Yani kim bilir kaç yılda bu paraları biriktirdiler gurbetçi vatandaşımız. Üzücü bir durum. Allah kimseye göstermesin. Sinir bozucu bir durum. Tabii ki sağlıktan öte hani bir şey yok ama gel de üzülme yani. 1 lira değil 2 lira değil yani 25 milyon lira değerinde altın. Ben bu gurbetçi vatandaşımızın haklı olduğunu düşünüyorum. Gurbetçi vatandaşımızın mağduriyeti giderilir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah yanılıyorumdur. Şimdi değerli izleyicilerimiz Türkiye'de eğer sizin de bir banka hesabınız varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşamış olduğunuz ülkeye bildirdi. Türkiye'nin 107 ülkeyle OECD yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ülkelerle yapmış olduğu anlaşma gereği yurt dışında ikametgah olan ve Türkiye'de banka hesabı olan bütün vatandaşlarımızın bilgileri 2019 yılına ait bilgileri verildi. 2019'dan bugüne kadar olan bilgilerde yakında verilecek. Şimdi bu konuyla ilgili çok sayıda soru alıyoruz. Arkadaşlar Türkiye'de banka hesabınız varsa ve yurt dışında ikamet ediyorsanız sizin de bildiriminiz yapıldı. Peki bu ülkeler hangileri? Bunun yanı sıra Türkiye'de banka hesabı dışında evi, arabası, tarlası, yazlığı, katı vesaire olanlar var. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar bildiriliyor mu? Bunu da açıklayacağım. Şimdi değerli izleyicilerimiz hemen size Türkiye'nin hangi ülkelere bildirimde bulunduğunu tek tek açıklıyorum. Lütfen bu videoyu da bu konuyla ilgili kafasında soru işareti olan vatandaşlarımız varsa lütfen bildirsinler. Arnavutluk, Andorra, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Barbados, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya Costa Rica, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Ekvator, Estonya, Fore Adaları, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Gana, Yunanistan, Grönland, Grenada, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Kazakistan, Kenya, Kore, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Maldivler, Malta, Meksiko, Moldova, Monaco, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Pakistan, Panama, Polonya, Portekiz, Rusya, San Marino, Suudi Arabistan, Şeyseller, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Ukrayna, İngiltere, Uruguay. Evet değerli izleyicilerimiz saymış olduğum bu ülkelere 2019 yılına ait banka bilgileriniz 2019 yılının 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranızın olduğu ve 2019 yılında elde etmiş olduğunuz faiz geliri bildirildi. Hesap hareketleri bildirilmiyor. Örneğin siz diyelim ki bu hesap Türkiye'deki hesabınıza kiracınız bir para yatırıyordur. Bu bildirilmiyor. Ne oldu? Emeklisinizdir. Bunun emekli maaş olup olmadığı bildirilmiyor. Sadece ve sadece değerli izleyicilerimiz sizin 31 Aralık'ta bankada kaç paranızın olduğu ve yıl içerisinde elde etmiş olduğunuz faiz geliri varsa bu bildiriliyor. Bir de borsalarda sizin hisse senediniz varsa bunlar bildiriliyor. Bilginiz olsun. Bunun dışında size mektup gelebilir yaşamış olduğunuz ülkede. Sizin işte şu kadar bir hesabınızda para varmış denilebilir. Almanya'da mesela bazı vatandaşlarımızdan vergi daireleri hesap hareketlerini istiyor. Üstelik bugüne kadar olanları istiyor. Verip vermemek sizin elinizde ancak bu ülkelerde sizin hesabınızın hareketleri yok istiyorlar. Buna göre de size soracaklar bu para nedir diye ve vergi alacaklar bu paralardan zaten bu anlaşmanın amacı sizden vergi almak korkmayın geçmişe dair Çünkü yapacak bir şey yok Peki Türkiye'de eviniz arsanız tarlanız var diyelim arabanız var diyelim Bunlar bildirilecek mi bu anlaşma kapsamında gayrimenkuller arabalar taşıtlar bildirilmiyor Arkadaşlar o nedenle Türkiye'de evi arabası tarlası yazdığı katı yatağı olanlar korkmasınlar Gayrimenkul bildirimi yapılmıyor. Arkadaşlar 2019 yılının bilgileri verildi. 2020'de verilecek. 21'de, 22'de, 23'te, 24'te verilecek. Bunlar tek tek veriliyor. Normal şartlarda geçmiş yılın bildirimleri bir sonraki yılın eylül ayında yapılacaktı. Ancak pandemi girdiği için bu bildirim yapılmadı. Şimdi tek tek yapılıyor. Örneğin 2024 yılının bildirimleri 2025 yılının Eylül ayında yapılacak. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çok sayıda bununla ilgili vatandaşımızdan soru var. Lütfen sizde sorunuz varsa bu videonun altına yazın. Sosyal medya hesaplarımızdan lütfen bizi takip edin. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan vesaire bunlarla ilgili özel yayınlar, videolar yapıyorum. Mutlaka bunları da takip ediniz. Şimdi bir konuda uyaracağım. Bazı Avrupa'ya yayın yapan yayın kuruluşlarında görüyorum bir avukat ve yanında bir saz arkadaşı var bu konuyla ilgili önleminizi alın diyorlar bu konuyla ilgili olarak önlem alınacak bir şey yok arkadaşlar diyorlar ki mal varlıklarınızı gizliyoruz bu anlaşmanın kapsamında mal varlığını bildirmek yok Türkiye'deki bir mal varlığınız yani tapusu olan bir gayrimenkulünüzü nasıl gizleyebilirler yok böyle bir şey adres değişikliği yapıyorlar adres değişikliği yapmak demek sizin geçmişe dair banka bilgilerinizin yaşamış olduğunuz ülkeye verilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu anlaşma adrese dayalı bir anlaşma. Yani sizin adresiniz örneğin yurt dışındaysa Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de ya da başka ülkelerde. Ve Türkiye'de de banka hesabınız varsa bu bildirim yapılıyor. Temel kriter bu. Siz bankaya hesap açarken Almanya'daki, Fransa'daki yaşamış olduğunuz ülkedeki adresi vermenize gerek yok. Zaten sizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızdan TC numaranızdan nerede ikamet ettiğiniz otomatik çıkıyor. Özel ya da devlet bankası fark etmiyor. Bütün bankalar sizin bilgilerinizi Maliye Bakanlığına veriyor. Maliye Bakanlığı da sizin yaşamış olduğunuz ülkenin maliye bakanlığına veriyor. Bak akış bu. Basitçe anlattım. Sakın ola ki bu işte önlem alın diyen vesaire bir avukat var. İşte ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Duyuyorum 3-4 bin euro da danışmanlık ücreti alıyormuş. Sakın paranızı kaptırmayın. Bak bununla ilgili videolar yapmaya devam edeceğim. O nedenle mutlaka ama mutlaka kanalımızı takip edin. Benden size söylemesi. Pişman olursunuz. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu konularla ilgili olarak Siz ne düşünüyorsunuz lütfen videonun altına yazın sorunuz varsa da bu videonun altına yazın Ben de elinden geldiği kadar hepsini cevaplandırmaya çalışacağım sizden bir tek ricam var Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız bu videonun altında bir abone ol tuşu var lütfen buna basın yine yeni videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız yeni bilgileri almak istiyorsanız bu videonun altında bir zil işareti var burada bastığınızda yeni bir video yayınladığımda Hemen size bildirim gelecek ikisi de ücretsiz. Eğer kanalımıza katkı sağlamak istiyorsanız bu videonun altında bir teşekkür tuşu var ya da bir katıl tuşu var. Buna bastığınızda kanalımıza katkı sağlayabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.